Donbas'ta vəziyyətin gərgin olduğu bir ərəfədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Türkiyə səfəri və Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşü günlərdir müzakirə edilir. Bu səfərin regionda yeni müharibənin başlayacağı ehtimalını artıracağını deyənlər olsa da, siyasi ekspertlər bunun əksini düşünür. Türkiyə gərginliyin azaldılması və sərhəddə yaranan problemin masada həlli üçün Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçi olacaq deyən ekspert Coşkun Başbuğ məsələnin pərdə arxası məqamlarını Real TV ilə bölüşdü. Şimdi şöyle söylemek lazım. Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz aslında iki ülke arasındaki bir kriz gibi görünse de Rusya ile Amerika arasındaki bir kriz olarak algılanmalı. Doğru çıkış bu. Çünkü ne NATO ülkelerinin ne de Rusya'nın ne de Ukrayna'nın normal şartlarda bir yayılma veya bir genişleme gibi politikası yok şu an için. Ama Amerika özellikle bu Karadeniz havzasını hareketlendirmek ve kendisine o eski Amerika günlerine geri döndürmek için Rusya ile kriz yaratmanın peşinde. İşte bunu yapmak için de çeşitli yollar denedi. NATO üzerinden bir takım yapılanmalara gitti ve Trump döneminde duraksayan bu iş Biden döneminde yeniden hızlandı. Biden ne dedi? Eski Amerika geliyor dedi. Eski Amerika nedir? Eski Amerika benim düşmanım dediği bir kızıl tehlikesi vardır, kızıl tehdit dediği ve buna bu tehdide yönelik yapılandırdığı NATO vardır. Amerika bu havuç sopa misaliyle yıllardır NATO'yu kendi yapısı gibi kullandı. Onun üzerinden bir takım siyasi ve askeri olaylar devşirdi ve NATO'nun geçtiğimiz gün yayınlanan bir raporunda NATO Defense College dediğimiz bir savunma kolejindeki raporda aynen şu yazmıştı. NATO soğuk savaş sonrası ruhunu yitirdi. Şimdi Amerika'nın şiddetle NATO'ya ihtiyacı var ve şiddetle NATO ülkeleri üzerinden bir takım olaylara askeri ve siyasi girişmesi şart. Bunu yapmak için de Amerika'nın NATO'yu tekrar hareketlendirmesi, o eski ruhuna kavuşturması ve onun üzerinden nemalanması lazım. Bunu yapmak için de Rusya'yı bir tehdit olarak ve onunla gerilim dolu günlerin geri gelmesi gerekir. İşte bunu başlatmak için Amerika, Gürcistan, Ukrayna gibi coğrafyalar üzerinden Rusya'yı deneme, sınama ve sıkıştırma gayretleri içerisinde. Bakın Gürcistan'da denedi. Rusya bu konuda taviz vermeyeceğini, şakası olmadığını Abaza'yı oradan alarak gösterdi. Gürcistan da aynı şu an Ukrayna olduğu gibi Batı tarafından kullanıldı. Ama iş ciddiyete geldiğinde yalnız bırakıldı ve Abaza gitti. Şimdi aynı tablo Ukrayna için geçerli. Ukrayna'da Batı ve Amerika tarafından kullanılıyor ve Rusya'da arka bahçem dediği ve gerçekten de yanı başına kadar gelen bir coğrafyayı kabul edemeyeceğini ifade ediyor NATO haritası anlamında. Ve buna da kırmızı çizgi olarak deklare ediyor. Eğer diyor Ukrayna üzerinden NATO ve benzeri yapılanma olursa ben de diyor burada her türlü mücadeleyi vermeye hazırım. Aslında işin doğru okunma şekli bu. Bunu göstermek için de işte yığınaklar yapıyor. Ukrayna'da buna cevap vermek için bir takım tedbirler alıyor. O da askeri yığınaklar yapıyor. Ve Donbas dediğimiz bölgenin batısı ve doğusu sınır bölgelerinden Ukrayna ve Rus kuvvetleriyle kuşatılmış durumda. Şimdi bu durumda Amerika işte iki tane savaş gemisini Karadeniz'e getirmek için gene bir gayret peşinde. İşte 15 gün süreyle düzeltiyorum 24 Mayıs'a kadar 21 gün süreyle bölgede kalacak. Ve NATO düzeltiyorum Montre kapsamında da bu görüşmeler Türkiye ile yapılmış ve müsaadesi de verilmiş. Görünen tablo bu. Ama Amerika'nın bu iki gemiyi bölgeye getirmesinde bir art niyet var. Bunu görmek lazım. Amerika malumunuz normal şartlarda göndermiş olduğu gemilerdeki balistik füzeleri Akdeniz'den de kullanabilir. Eğer Rusya'ya ateşlemeyi düşünüyorsa, vurmayı düşünüyorsa Ege'den de kullanabilir. Ama ısrarla Karadeniz istiyor. Neden? Çünkü Amerika'nın burada bütün niyet ve maksadı Türkiye'yi yanına çekmek, NATO'nun ikinci en büyük askeri gücü Türkiye'de bu olaya kendi safında müdahil etmek ama aynı zamanda da Türkiye-Rusya ilişkilerini, o yakınlaşmayı bozmak. Niyeti bu Amerika'nın. Bu nedenle o iki gemiyi bölgeye getiriyor. Fakat Putin çok deneyimli bir politikacı. Keza Sayın Erdoğan zaten bunu söylemeye gerek yok. 20 yılı aşkın süredir sürekli coğrafyada bir hakimiyeti söz konusu. İşte bu olgunlukla Amerika'nın niyet ve maksadını gören ve bunu da sabırla bekleyen, göğüsleyen iki lider konumunda. Şimdi bu durumda Türkiye'nin bu oyuna gelmeyeceğini varsayarsak, yani Amerika'nın maşası olmayı ve Amerika'nın argo tabirle gazına gelip bölgede bir şey yapmayacağını varsayarsak,
O zaman Türkiye bölgede ne yapıyor ve ne yapmalı? Bu sorunun cevabı, Türkiye'nin bölgede yapacağı tek iş var. Amerika'nın oyununu bozacak şekilde arabuluculuk yapmak. Kimle arasında? Ukrayna ve Rusya arasında. Bu nedenle Zelenski'nin gelişi çok önemli. Ve Putin bir gün öncesi telefon görüşmesi yaptı Sayın Erdoğan'la. Burada konuşulanlar çok önemli. Çünkü Türkiye bu iki ülke arasında tansiyonu düşürecek ve neyse sorun masada çözülecek tek garantör ülke.